oyunlar kurgulayarak devasa tasvirde, perdelerde oynatmaya başladık tabii ki. Bunu Türkiye'de bir proje olarak zaten hayata 2011'de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde hayata koydum ben. Amacı da çok geniş kitlelerde geleneksel Türk gölge oyunumuzun izlenme olasılığını, olanağını sağlamak olmuştur. Çünkü geleneğimizde bizim geçmişte meydanlarda oynatılırdı. Yine geniş bir kitleydi ama perde ufaktı. Dolayısıyla günümüzde artık kültür merkezleri, koca koca salonlar, o anlamda baktığınız zaman da işte zanaatın işlediğimiz bu güzelliğiyle beraber devasa perdede, 3 metrelik perdede, 1 metrelik tasvirlerle de gösterilerimizi sunmuş oluyoruz aynı zamanda. Halkımız hem yurt içinde hem yurt dışında çok güzel de izliyorlar, çok da mutlu oluyorlar. Hem bu geleneği de yaşatmış oluyoruz. Projenin özelliği de gerçekten bizim artık tabanda çocuklarımıza geleneksel sanatımızın, bu özgün sanatımızın aynı zamanda birebir izlemeleri ve bu anlamda gördüklerine bir anlamda da şahit olmaları çok önemli. Sadece Karagöz Ramazan'dan ibaret değil. Demek ki artık 12 aya da yayılmış bir durumda. Güzel bir proje. İçeriği de gerçekten çok önemli. Bu anlamda ben şahsım İstanbul Büyükşehir Belediye'mize sonsuz teşekkür ediyorum. ...14 Şubat itibariyle başladı. Nisan'ın 20'sine kadar devam edecek. Ve toplamda 20 bin çocuğumuza hitap etmiş olacak. Bence çok önemli. Ve sayısı olarak da baktığınız zaman bu gençlere ve çocuklarımıza güzel bir hizmettir bu. Söyle bakalım. Aman sevgili kardeşim, ben senin gördüğümden memnun oldum. Bizler sadece bu işin oyundan ibaret olmadığını ilk başta anlatıyoruz. Sadece bu işin zanaatsal tarafı, yani sizler de bunları yapabilirsiniz ilk başta teşvik ediyoruz. Neden? Bu kültürler biliyorsunuz bizler de fani dünyada gelip geçeceğiz. Amacımız zaten gençlere, çocuklara bu kültürü aktarabilmek. Benim zaten yıllardır bu misyonumdur. Tabii ki ustamın uzun yıllar araştırmalarından sonra eski ustaların da günümüze kadar hep erkek olarak geldiğini, fakat günümüz şartlarında artık bayanların da bu sanatı yapabileceğini düşünerek 10 yıl önce profesyonel olarak beni eğitmeye başladı. Ben de 10 yıldır devam ettirmeye çalışıyorum. Tabii ki yani özellikle perdenin arkasında, yani benim ilk olduğumu duyan kız çocukları perdenin arkasına gelip biz de yapabilir miyiz acaba diye soruyorlar. Biz de birebir canlı tabii ki yapabilirsiniz, ileride siz de bir hayali olabilirsiniz diyerek teşvik ediyoruz. Güzel diyaloglar çıkıyor ortaya.